Evet, merhabalar herkese. Cuma günkü Çamtepe Yaşam Okulu canlı yayınlarına devam ediyoruz. Üçüncüsü var şu anda bugün. Naci Çin'e konuğumuz olacak. Bir yandan da Naci'yi bekliyorum. Önden hazır beklerken anlatayım biraz işte. Naci ile de okuldan arkadaşız. Bizim bölümde ne bölünmüş, ne öğrenim dönemiymiş, ne dönemmiş diyesim geliyor. Çünkü işte Sinan da sınıf arkadaşım da biliyorsunuz. Daha da çok mücevherler var. Bir bilseniz inşallah tanışacağız yavaş yavaş herkesle. Naci genetik üzerine uzmanlık yaptı ve o konuda akademik çalışmalar yaptı. Kendisi de birazcık anlatacak. O yüzden ben çok fazla şey yapmak istemiyorum. Detayına girmek istemiyorum. Naci'cim bana el sallıyorsun. Ben de sana sallıyorum. Request gönderir misin bana? Akan şeyin içerisinde, akışın içerisinde canlı yayına katıl diye bir tuşla. Naci Çin'e. Evet. Naci de geliyor. Şimdi yorumlarınızı aslında kapatacağım. Çünkü çok dikkat dağılıyor ve arka arka. Ha, ters döndür. Tam Ters mi ters. döndüreyim? Nasıl? Tam şöyle mi? Evet, tam böyle oldu. Ya. Hoş Ne geldin. haber Güneş'im? Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Gördüm, daha iyi oldum hakikaten. Ben de gerçekten öyle oldum. Dur sesini açayım ben senin. Tamam. Duyulabiliyor muyum ben? Sen gayet iyi duyuluyorsun. Süper, sen de. Seni bugün işinden alım koyduk. İzinli misin? Hayır, hiç işimden falan alıkoymadım. Gayet de mutluyum. Böyle Tamam. şeyler olmasa görüşmemiz mümkün değil zaten. Değil, harika. Şimdi seni anlatıyordum, seninle olan arkadaşlığımızı anlatıyordum ben de. İşte üniversiteden gene diye ve ardından da söylemeden edemedim. Ne dönemmiş bizim dönem? Yani böyle her gün Evet. çok kıymetli işlerle uğraşan arkadaşımız oldu. Sen Şanslıymışız şimdi biraz. anlatırsın. Şanslıydık. Gerçekten çok şanslıydık. Ben de öyle düşünüyorum. Sen anlatırsın şimdi tabii şu an uğraştığın şeylerle, ama anlatmayacağım. Alçak gönüllülüğünden dolayı anlatmayacağım şeylerden bahsedeyim ben bir iki cümle. Naci işte biyolog ve tabii şu an bugünkü konuyla ilgili işler yapıyor. Ama onun dışında müzisyen, onun dışında fotoğrafçı. İnanılmaz fotoğrafları var. Yani sanatkar tarafı da çok kuvvetli. Zaten bu meraklı ve ilham dolu olduğu için birazcık, yani yaşam okulunun anlatıları hep bu ortak özelliğe sahip. O nedenle de bunların altını çizmek istedim izninle. Teşekkür ediyorum. Hiçbirinin içini tam dolduramasam da işte oradan oraya savruluyor duruyorum Evet. diyeyim. Valla gayet iyi yapıyorsun gerçekten. Naci'cim şöyle bir uyarı geldi. Biraz soluna doğru kayabilir misin? Yüzünün yarısı Tabii. aşağı diyormuş. Tam göremiyormuş. Oldu, tamam. Böyle miyim? Evet, Okey. çok iyi. Evet. Tamam, Buyur. harika. Önce başlamadan önce şunu mutlaka söyleyeceğim. Ben Çamtepe'nin virüsüyüm. Onu bir söyleyeyim. Aslında biz Çamtepe'nin virüsleriyiz ama bunu ne demek olduğunu eğer süre yeterse konuşmanın sonuna saklıyorum ne olduğunu ama bunu söylemek önce bunu bir söyleyeyim istedim. Eyvallah. Böyle Evet can kurban. evet. Şimdi nasıl başlayalım bilmiyorum ama herhalde böyle senin çizdiğin haritadan gideceğim ben diye düşünüyorum. Evet, senle zaten hani yazışmıştık, konuşmuştuk nelere şey yap diye. Hani hazır gündemimizde zaten virüs var. Bu konuda da pek çok şey söyleyen pek çok uzman var gerçekten. Bir de böyle hani pür bilim, bu konuya ilgi duyan, biri olarak, yani duygusallığı kırmadan diyeyim, hani pür merak
şeyiyle. Virüs ler bir kere işte canlı mı değil mi? En ilginç tarafı bu. Değil mi? Virüsleri öldürüyoruz diyoruz. Halbuki virüs yani. Buralardan başlayalım istedim. Peki. Şimdi aslında buraya gelebilmem için hakikaten biraz böyle DNA'dan falan bahsetmem lazım. Çünkü bu konuşmanın işte adı da sarmal patikamdaki virüs. Aslında benim bir sarmal patikam var ve ben hayatım boyunca o yolda yürüyorum. DNA'mın üzerinde yürüyorum. Sadece ben değil, bütün insanoğlu bu DNA'nın üzerinde yürüyor. Ve bütün canlılar, her şey. Ve biz virüslerle buralarda karşılaşıyoruz. Ya da aslında onlarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben çok az böyle biraz o genomdan bahsetmek zorundayım ki konuşmanın ileri dönemlerinde şey yapabileyim. Buralara hep böyle göndermeler yapabileyim. Şimdi biz hepimiz DNA'nın canlılarıyız. Bu dünya toprağı üzerinde yaşayan bütün canlılar DNA molekülü üzerinde üretilmiş yaşam formları. Hepimizin hücrelerinin tam çekirdeğinde bulunuyor bu. Ve bizi biz yapan bir yığın proteini ve molekülü protein kodluyor ve onların organizasyonunu koordine ediyor. Fakat burada işin ilginç tarafı, biz çok eskiyiz. Yani ben mesela 20 yaşındayım ama aslında 20 yaşında değilim. O kadar yaşlıyım ki 4 milyar, 5 milyar yaşındayım. Çünkü benim her hücremde yaşayan DNA da o kadar yaşlı. Biz canlılık var olduğu dönemlerde oluşan bir molekülü hücrelerimizin tam içinde taşıyoruz. Bu molekül bize milyarlarca yıldır miras bırakılmış. Son kertede biz bunu annemiz ve babamızdan alıyoruz tabii ki. Ve bu DNA molekülümüz bizim hücrelerimizin içerisinde 46 tane kromozomun içerisinde yayılmış vaziyette. Bu kromozomlar bu DNA molekülünün paketlenmiş halleri, istiflenmiş halleri. 23 tane torba diyelim biz buna ve bu torbaların içinde kitaplar var. Biz bu 23 tane kitabı annemizden, 23 tane kitabı da babamızdan alıyoruz ve bizim bir kütüphanemiz oluyor. Bu kütüphanenin içerisinde yaşamla ilgili bütün her şey var. Bizim nasıl bir insan olacağımız ve nereye varacağımızla ilgili. DNA'nın diğer moleküllerden ayıran en önemli özelliği, DNA'ya siz bakarak hem geçmişi görebiliyorsunuz, yani bu milyarlarca yıllık maziyi görebilme şansınız var, hem de geleceği görebilme şansınız var. Bizim DNA'mız içerisinde bizi biz yapan moleküllerin kapladığı alan çok ufak. Yani beni insan yapan kısmı bunun sadece %2'sinden de az bir kısmı. %1,5'u bizi biz yapıyor. Ama geri kalanı ne? Geri kalanı işte bütün insanlık, bütün biyoloji, bütün canlılar ve her şey. Oraya baktığımız zaman biz aslında virüsleri de görüyoruz. Neandertal insanını da görüyoruz. Her şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu içimizde taşıdığımız şeyin bir kere ne olduğunu çok iyi bilmemiz ve bunu böyle sindirmemiz lazım. Hepimiz birbirinin aynıyız gibi. Mesela şu çok şey bir örnek. Hepimizin ortak özelliği ne? Parmak izimiz. Ama aslında bizi birbirimizden ne kadar da ayıran bir şey. DNA da öyle. Yani hepimizin ortak özelliği gibi olmakla birlikte aslında hepimiz birbirimizden ayıran, farklılaştıran bir tarafı da var. Şimdi bu işin çetrefilli tarafı, bu bizim kendimize bakış açımızı biraz değiştirmekle alakalı. Şimdi DNA'ya bakıldığı zaman biz orada sürekli bir insan görmeye çalışıyoruz. Aslında DNA'ya gitgide yaklaşınca onun içerisinde bir sürü canlıdan iz, bir sürü yaşamış olayın çentiği, her şeyi var. Yani biraz bellek gibi. Bellek, insan belleği anılarla ve deneyimlerle gelişen bir şey biliyorsun. Bizim DNA'mız da öyle. Bir sürü anı barındırıyor, bir sürü deneyim barındırıyor. Bu DNA sadece böyle kült bir kütüphane değil. Bunun okuyan, bunu yazan, bunu çeviren bir sürü elemanla birlikte çalışıyor. Ve yaşamsallık süreci içerisinde de küçük küçük deneyimcikler barındırarak farklılaşabiliyor da.
Ve şeye çok benziyor, işte Monet tabloları gibi. Uzaktan bakınca bir tane nilüfer görüyorsun. Fakat tabloya yaklaştıkça güneşin sarısını görüyorsun, toprağın kahverengisini görüyorsun, yaprağın yeşilini görüyorsun. Aslında orada yaklaştıkça nilüferden kopuyorsun. Orada bir sürü başka şey görüyorsun. DNA da biraz öyle. Bizim yaptığımız işte aslında o. DNA çok yakından bakmak ama asla hayatla ilgili yerini bırakmamak. Orayı tutarak yürümek. Bu arada şöyle bir parantez açabilir miyiz? Tabii. Hücrenin içerisinde bir çekirdek var ve o çekirdeğin içinde bu DNA paketlenmiş olarak bulunuyor. Doğru. Ve DNA'daki kodla bizim yapı taşlarımız üretiliyor, proteinlerimiz üretiliyor. Hı. Evet. Ki proteinden müteşekkiliz biliyorsunuz. Yani hormonlar Aynen. Hı. vesaire hepsi protein bazlı moleküller. Bunların yapımı çok karmaşık reaksiyonların zinciri halinde gidiyor. Hücrenin başka organelleri içerisinde olan bir Hı-hı. süreç. Yani bu senin tanımladığın Doğru. Hı-hı. farklılıkların ifadesi anlamında. Hani bunu araya girmek Evet. istedim. Aha, çok iyi yaptın. Çok iyi Devam. yaptın. Aynı öyle. Böyle hücrenin çekirdeğinde durur. Hiçbir yere kımıldamaz. Böyle kadim bir bilgidir o. Gerektiği zaman birileri gider o bilgiyi okur. Ondan istenilen proteini üretir ve hayat devam eder. RNA da işte, yani DNA-RNA'daki kısımda RNA da aslında bir DNA gibi bir bilgi depolayan bir molekül. Çok benziyorlar birbirlerine. Fakat sadece bilgi depolamıyor. O bilgi depolama işini artık virüslerde falan yapabiliyor. Büyük organizmalarda RNA bir kütüphane olarak kullanılmıyor, bilgi kütüphanesi olarak. Fakat bizim içimizde RNA'da bu DNA'yı okuyan, bu DNA'nın bir takım kısımlarının habercisi olan, bunun üretilme süreçlerinde rol alan çok önemli bir molekülümüz. Bizim bu koronavirüsün genomu, yani genetik bütün genetik materyali RNA'dan oluşuyor. Bazı virüslerin özelliği o, RNA'dan oluşması. Bu da o virüsleri, bu tip virüsleri daha kararsız, daha değişken bir hale sokuyor. Bir de Şimdi şey böyle değil mi? virüs... Yani normalde bizim hücrelerimizde de RNA bir transkripsiyon molekülü gibi. Yani Evet. Hı-hı. DNA'nın hücre dışına tercüme eden ara molekül gibi bir görevi de var, değil mi? Çok Kullanıyoruz. doğru, tamamen öyle. Çünkü o kocaman DNA molekülünü, işte ihtiyacınız olan bir protein var, onu üretmek istiyorsunuz. Orada bir kod var. O koda dışarı çıkarmanız mümkün değil hücre çekirdeğinden. O, yani şöyle bir şey var, çok güzel bir tarif var. O tariften bir şey yapmak istiyorsunuz ama mutfak dışarıda. O tarif için koca kütüphaneyi dışarı taşıyamazsınız. Birisi gidiyor, o tarifin olduğu sayfayı, fotokopisini çekiyor, dışarı taşıyor ve orada mutfakta o pasta yapılıyor. RNA tam bu gidip o tarifi dışarı çıkaran, çekirdeğin dışına taşıyan molekül. Çok kritik ve çok karakteristik. Ve bu tabii bu çok karmaşık bir olay ama özü bu aslında. Yapılan iş bu. Böyle bir şey. Şimdi virüslere gelince, virüsler enteresan tabii. Yani şöyle enteresan. İyi ki varlar. Yani şu an bizim ödümüz patlıyor bu virüslerden. Korkmamız da çok doğal. Ama bir yaşam bilimci gözüyle baktığımız zaman da virüsler olmasaydı bizim olma ihtimalimiz hiç yoktu. Bunlar çok enteresan yapılar. Küçücük aslında yönetici, küçücük bir DNA ve RNA taşıyor. Çok da az bir bilgisi var. Ve bütün canlılar içerisinde, var olan bütün canlıların içerisine girip çıkabiliyorlar. Böyle haşarı bir halleri var. Biz buna şu anda istila diyoruz. Hücreleri istila etmek diyoruz. Ama aslında işin içindeyken istila kelimesi çok az kullanılır. Virüsler bizim genomlarımız içerisine girip çıkan ve oradan bir takım bilgileri getiren, bir takım bilgileri çalan, çalıp gittiği organizmaya da o bilgiyi taşıyan moleküller. Hınzır. Yani çok hınzır ve çok enteresan. Mesela şimdi sık sık Çamtepe Yaşam Okulu'ndan bahsedeceğim. Bundan kaçışım yok. Yani o çünkü burnumda tütüyor yani. Çok özledim. Şu an oralarda olmamız lazımdı ama buradan konuşuyoruz. O yüzden arada sırada mutlaka Çamtepe'ye geleceğiz. Bu arada şey söylemiş miydim? Çamtepe'nin virüsüyüm. Demiş miydim bunu? Demiştim. Altını tekrardan çizeyim. Bunu sık sık altını çizeceğim bunu. Şimdi şöyle.
Virüsler, bizim DNA'mız heyula gibi bir kütüphane. Her şey var onun içerisinde. Şiirler var, öyküler var, masallar var. Yok yok. Bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz bile. Hayatla ilgili her şey var onun içerisinde. Ama virüs öyle değil. Virüs neye benziyor biliyor musun? Senin çok sevdiğin bir şeye çok benziyor. Haiku'ya benziyor. Haiku gibi. Yani çok az bir bilgi taşıyor. Fakat o bilgi o kadar rafine ki bir sürü canlıyı dönüştürebilme gücüne haiz. Hani Haiku'yu hazırlarken sen söylüyordun ya, bize bir şey veriyordun ve bizim imanımız geliyordu onu anlatabilmek için dört satırda, dört mısrada. Virüs de öyle. Aslında çok az bir genetik materyali var ama o materyalle bir canlının sonunu getirebiliyor. Ya da bunu çok az yapıyor ama onu söyleyeyim. Bu yaptığı şeyi çok az yapıyor. Ama asıl yaptığı şey mesela bir tuhaf canlıyı insan yapıyor. Ya da bir insanı daha önce hiç yapamadığı, edemediği bir beceriye kavuşturuyor. Bunu nasıl yapmak mesela mal lazım şu anda. Gözler açıldı yani. Evet, bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gen var. Bu genin adı HERFK geni. Bu genin yaptığı görev de şu. Plasentayı oluşturuyor. Plasentanın oluşumunda çok önemli görev yapıyor. Ve embriyonik gelişimde, yani tek bir hücre biliyorsunuz embriyo. Ondan sonra kocaman bir bebek oluyor. Tüm bu süreçteki bir sürü proteinin üretilmesi lazım. Hemen hemen hepsinin üretiminde başrol oynuyor. Eğer siz bu HERV genini susturursanız, sessizleştirirseniz bir fare embriyosunda, o bebek oluşamıyor. HERV genine baktığımız zaman şunu görürüz ki o bir viral gen. Aslında bizde yokmuş o. Bir virüs onu bir yerlerden çalmış, bizim DNA'mızın içine koymuş ve biz bu hallere gelmişiz. Mesela bizim genomumuzda bir sürü protein üretiminden sorumlu şalterler vardır. Yani genleri düşünün. Genler bir fabrika. Genlerin önünde bir dizi motifi vardır. O dizi motifi aynı bir fabrikanın şalteri gibi çalışır. Belli dönemlerde o genden bir protein üretmeyi teşvik eder, onu durdurur ya da onu sağlar. Bunların birçoğu viral kökenlidir. Çok enteresan bir şekilde mesela bunlara proto-onkogen deniliyor. Yani aslında kelimenin içerisinde bir tuhaflık var. Yani kanser yapıcı, kanser öncülü genler gibi ama değiller. Genetikte böyle bir tuhaf bir dönem olmuş. Genlere tuhaf tuhaf isimler verilmiş. Hani böyle bir virgül atıp söyleyeyim. Mesela meme kanseri geni diye bir gen var. İşte meme kanseri geninin İngilizcesinin kısaltmasının baş harflerini taşıyor. BRCA1-2. Ama aslında bu meme kanseri yapmak için orada olan bir gen değil. Tam tersine DNA'yı onarmak için olan bir gen. Yani DNA onarımında hasar olduğu için biz kanser oluruz ama onu isimlendirirken insanlar meme kanseri demişler. Neyse, geriye toparlayayım. Bizim bütün bu genlerimizin çoğunun önünde bir takım şalterler var. Bu genleri açıp kapatılması ile ilgili olan şalterler, bunların birçoğuna baktığınız zaman orada bunların aslında birer viral gen olduğunu görüyorsunuz. Virüsler bunları bize taşımışlar. Kimini bir tavuktan taşımış, kimini bir başka bir memeliden taşımış. Bizim genomumuzu bir coşkuya dönüştürmüş. Yani aslında insan DNA'sının %2'si protein kodluyor demiştim ya. İnsan DNA'sının %8'i viral DNA. Yani kendi sahip olduğumuz DNA'nın kat be katı viral iz taşıyoruz. Bunların bir kısmı susmuşlar. Ölü. Yani bir virüs bir hücreye ziyaret ettiği zaman, istila kelimesini ısrarla kullanmak istemiyorum ben, ziyaret ettiği zaman birkaç şey yapıyor. Bunlardan bir tanesi o hücreyi öldürüyor. Bunu biliyoruz. Koronanın şu an yaptığı şey. Hücrenin içine giriyor. Bütün hücre kaynaklarını kendisi için kullanıyor. Çünkü bunu teşvik ediyor. Bununla ilgili şeyler var. Ve hücre ölüyor. Hücreyi öldürüyor. Oluk oluk dışarıya kendisini üretiyor. Bu çok sık rastlanan bir şey değil aslında. Başka ne yapıyor? Hücrenin içine giriyor. Kendi genetik yapısını bizim DNA'mızın içine sokuyor. Sokmaya çalışıyor. Bunu başardığı zaman birkaç şey olur. Birincisi, virüs orada sessiz sessiz kendini üretir. Biz bunu fark etmeyiz bile. Onunla birlikte yaşarız, o da bizimle birlikte yaşar ve bizim birlikte ölür. Bazen de
Kendisini üretmiyor ama oradaki bir takım proteinler üretiliyor. Mesela o da bize bir takım avantajlar sağlıyor. O hiç bizim bilmediğimiz bir proteini üretir hale geliyoruz. Yani bu şey gibi, evinize bir tamirci geliyor. Giderken tornavidasını unutuyor mesela. Fakat biz o tornavidayı alıyoruz ve artık onunla bir sürü işler yapıyoruz. Çok mutlu oluyoruz ondan sonra da. İyi ki gelmiş diyoruz, iyi ki de unutmuş. Yani biraz böyle bir çalışması var. Bir de şöyle, giriyor ve ölüyor bizim genomumuzda. Ve orada sonsuza dek bizim genomumuzda bir yerde bir viral, ölü bir virüs dizisi olarak kalıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bununla ilgili enteresan bir şey var. İşte bir Fransız bilim adamı 2006 yılında DNA üzerinde böyle dizilere bakarken bir motif görüyor ve o motifi bakıyor ki bu bir viral şey. Bir virüs var orada. Full bir virüs var. Ve çok heyecanlanıyor ama o an ölmüş. Yani genomda sadece bir yer işgal ediyor. Bir şey üretmesine sevk etmiyor, bir şey yapmıyor. Ve o diziyi yapay şartlarda tekrar hayata geçiriyor. Yani aslında belki 100 milyon yıl önce ya da işte bizim genomumuza katılması belki 50 bin, 100 bin yıl önce olabilir. 50 bin, 100 bin yıl önce var olmuş artık nesli tükenmiş bir canlının bizim DNA'mızdaki bir motifini buluyor ve şu an yaşamayan bir virüsü bizim DNA'mızdan tekrar hayata geçiriyor. Bunu sadece bilimsel heyecan ve amaç merakla yapıyor tabii ki. Sonra bunu yok ediyorlar. Şimdi hep herkes bunu merak ediyor olabilir. Ama burada da anlatmak istediğim şey virüslerin bu kadar farklı şeylere sebebiyet veriyor olması. Bana en çok şeyi hatırlatıyor. Bu minstrel'lar vardı. Trubadorlar. Hani Orta Çağ'da ve Rönesans dönemindeki gezgin müzisyenler. Bunlar kasaba kasaba gezen müzisyenler. O zaman tabii iletişim araçları yok ama şehirlerin ve kasabaların ve köylerin arasında bunlar gezdikleri için herkes bunlardan haberdar oluyor her şeyi. Bunların yaptığı şey işte aşk şarkıları söylemek, savaş ve kahramanlık şarkıları söylemek ya da dini şarkılar söylemek. Ama sonuçta bunlar bir yere geldiği zaman herkes bunların etrafından toplanıyor ve onlardan haber oluyorlar. Virüsler de öyle aslında. Bu trubadorların getirdiği bilgiler nedeniyle bazen oradaki derebeylik yerinden oynuyor. Çünkü onlara bir takım fikirler getiriyorlar. Bazen yeni bir şeyleri duymasına sebebiyet veriyorlar. Bazen de yaklaşan bir düşmandan haber veriyorlar ve insanların ona karşı savunmasını ve önlem almasını sağlıyorlar. Virüsler de öyle. Aynı trubadorlar, ministrallar gibi. Bizim genomumuza gelip de yerleştikleri zaman bizim mesela HIV ile ilgili savaşan MER20 diye bir şey var. Gen ve onun proteini var. Mesela o HIV ile mücadele çok hani kıymetli. Fakat bu bir viral gen aslında. Bir virüsten biz bunu almışız. Aynı o trubadorlar işte illi dağların arkasında artık düşman geliyor. Siz önlerinizi alın der gibi bir şey oluyor. Böyle bir halleri var. Yani hayat, canlılık bir boşluk yaratmış. Yani hani yaşamın öngörülemezliği diyoruz ya ve ben onu çok seviyorum ya. Şimdi sen ben olsak bir yaşam motifi çizsek ve kuralları koysak böyle bir şey yapmayız. Ama hayat böyle bir şey koymuş. Orada bir ara boşluk koymuş. Ve biz diyoruz ki yani, bu canlı mı cansız mı? Birazdan konuşuruz onu. Birazdan konuşacağız. Ama öyle bir yapısı var ki sürekli değişmeye yatkın, sürekli değişebiliyor, bir sürü organizmanın içine girip çıkabiliyor ve bunlardan gen alıp çalıyor. Sanki sokaktaki bir gen üretme çiftliği gibi. Yeni gen üretme fabrikası gibi çalışıyor ve bütün canlıların içerisinde dönüp duruyor. Peki şöyle bir ara şey sorsam. Şimdi İspanyol gribi pandemisi, değil mi? Hani bilinen en büyük hasar yaratan pandemilerden bir tanesi. İnfluenza o şekilde insan genomu ilk defa influenza virüsüyle karşılaşıyor. Değil mi? Yani İspanyol gribi oluyor bu. İnfluenza grubu virüslerle karşılaşıyoruz ve
Aslında şimdi mesela biz hep her sezon bir takım insanlar grip oluyorlar, oluyoruz. Bunun aşısı da geliştirildi ama aşılanmayanlar da grip oluyor, geçiriyor, grip oluyor, geçiriyor, hastaneye bile gitmiyor. Yani bir şekilde şöyle de bir laf da var. Hani grip ilaç alırsan 7 günde, almazsan bir haftada geçer falan. Yani zaten ilaçlar da çok etkilemiyor bunun seyrini. Böyle de bir şey de var. Dolayısıyla şimdi bu COVID-19 ile tanışmamız, ki daha önceki korona grubuyla da tanıştı insanlık olarak, yani SARS, MERS vesaire, değil mi? Onlar da korona. Bu da bir Koronadır. zaman sonra böyle bir şey mi olacak? Sürü bağışıklığı dediğimiz şey bu mu mesela? Yani bizim genomumuz o virüsün genomuyla alışacak mı? Ne olacak? Böyle sorular Şöyle, geldi ne aklıma. güzel. Korona bizim genomumuza dokunan bir virüs tipi değil. Her virüs DNA'nın içine girmiyor. Bazı sadece sitoplazmada, o mutfak kısmında kalıp bencil bir şekilde kendisini çoğaltıyor, hücreyi öldürüp gidiyor. Korona birazcık öyle bir şey. Fakat tabii ki biz şu anki koronaya bağışıklanacağız. Bundan insanlığın kaçması mümkün değil. Çünkü biz bu kadar güçlü bir canlıyız insanlık olarak. Biz bu virüsü tanıyacağız ve bununla karşı bağışıklığımız gelişecek. Bundan hiç kimsenin, hiçbirimizin bir korkusu, kaygısı yok. Muhtemelen yoktur zaten, bunu biliyoruz artık. Herkes televizyonlarda konuşuyor. Ama tabii ki bu virüs değişebilir. Daha ciddi bir forma gelebilir. Bu arada ben seni şey yapamıyorum. Sen beni duyuyorsun değil mi? Senin şeyin dondu. Görüntün dondu. Ben duyuyorum Ha, seni. okey. Tamam, harika. Bilmem sorunun cevabı bu muydu ama Aha. yani bu bizim bir genomumuza dokunmayacak ama biz buna bağışıklık kazanacağız. Diğer felaket yaratan virüslere pek de benzemiyor aslında ama sadece çok bulaşan bir virüs. Özelliği bu. Biraz fazla bulaşıyor ve farklı mekanizmalarla insanı hasta ediyor. Dolayısıyla şu an yaşadığımız sıkıntı o. Biraz sabredersek herkes olarak bundan paçayı sıyıracağız ve bununla barışacağız. Yani bu koronayla hayatımıza devam edeceğiz. Ya aslında bu virüsler, bir virüsün hücreye girmesi çok kolay bir şey değil. Önce o hücrenin kapısıyla uyum sağlaması lazım. İşte buna reseptör deniyor. Televizyonlarda dinliyorlardır arkadaşlar, her akşam bıkmışlardır muhtemelen. Yani o kapının bir kere orada olması lazım. Yani virüsün elindeki anahtarın o kapıyı açabiliyor olması lazım. Eğer virüsün elinde o anahtar yoksa zaten o kapılardan giremiyor virüsler. Yani bizim hücremizin içine elini kolunu sallayarak girebilecek durumda değiller bu canlılar ya da cansızlar ya da neyse. Ama tutalım ki bir hücrenin içine girdi. Girse bile bazen onun üzerindeki metni bizim hücremizin elemanları okuyamıyor. Çünkü işte orada da bir kod var. Bir nükleik asit kodu var, bir şifre var. O şifreyi bazen okuyamıyor genomdaki diğer bizim hücremiz için moleküller. O virüs girdiğiyle kalıyor. Yani bütün bu ihtimaller bir araya gelince ancak işte biz viral bir enfeksiyon yaşıyoruz içimizde. Böyle canlı mıdır, cansız mıdır gibi zevkli konulara geçmeden önce daha böyle birazcık sıkıcı şeyleri daha konuşayım. Sonra o canlı mı cansız mı kısmına geçeriz, olur mu? Sen şimdiye kadar sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hareket etmeye başladım. Bu arada hala donuk muyum ben? Donuksun, ben. Sadece böyle yüzünde bir yuvarlak dönüyor senin. Gözünün Hay Allah. etrafında. Sesin geliyor, değil mi? Geliyor, sesini duyuyorum. Şimdi biz biraz böyle korkularımızın cahiliyiz, yani insan olmak öyle bir şey. Hep korkuyoruz ama böyle o korkuda da hep cahil olarak da kalıyoruz. Şimdi genelde şu oluyor soru, işte ya bu virüs işte değişecek mi? İşte daha korkunç bir virüs olacak mı? Vesaire. Yani virüs değişecek. Virüs zaten böyle bir şey. Yani az önce söylediğim gibi bu hayatın bize oluşturduğu bir laboratuvar bu. Yani bunun özü değişmek. Bundan kaçamayacağız. Ama zaten etrafımızda sürekli virüsler var. Bizim biliyorsun mikrobiyotamız var. Bizimle birlikte yaşayan bir
mikroorganizmalar bütünü. İşte bağırsak mikrobiyotu var, ağzımızın içinde var, işte cildimizde var, orada var, burada var. Aynı bunun gibi bizim dedi viriyomumuz var. Yani bir viral havuzumuz var. İşte onlar da bizim cildimizde, orada burada her yerde yaşıyorlar. Biz bunlarla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla çok ürkmememiz lazım. Diyelim şimdi senaryo şu olsun. Bu koronavirüs mutasyona uğrarsa, aslında uğruyor. Yani şimdi biz bunları görüyoruz. Benim gibi genetikle uğraşan insanlar bunlara bakabiliyorlar. Biz kendi laboratuvarımızda da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Virüs değişiyor. Yani yapması gereken şeyi yapıyor. Çünkü genomunda bir onarım mekanizması yok. Ve hasar oluşturmaya da çok yatkın bir genetik materyali var. Fakat şanslıyız ki bugüne kadarki değişikliklerin hiçbiri, en azından benim anladığım kadarıyla diyeyim, böyle virüsü daha haşin bir hale sokacak gibi durmuyor. Ama o sokabilir yakın bir zamanda. Bunu bilemeyiz. Soktuğu gün ne olur? Virüsün daha korkunç bir hale geldiği anı, formun oluştuğunu düşünün. Ki aslında o şu an belki oluştu, belki de yok oldu. Orada yine doğanın diğer şartları ortaya çıkıyor. Baskın bir tür var orada. Hücreleri ele geçirmiş, bütün dünyayı ele geçirmiş bir form var. İnsanlar ondan evde kalarak saklanmaya ve korunmaya çalışıyorlar. O esnada da yeni bir aday daha piyasaya çıkıyor. Burada doğanın şartları çalışmaya başlar. Bir besin havuzu var bizim hücrelerimiz. Bir üreme çiftliği var bizim hücrelerimiz. Güçlü olan kazansın. Ama genelde kimin sayısı çoksa bu virüslerde birazcık da öyle oluyor. Çünkü aslında bu işte dizi analiz diye bir şey var. Orada böyle siz dizi analizlerini yapıyorsunuz ama diplerde bazı motifler var. O motiflerdeki virüsler aslında çok korkunçlar. Ama onlar hayatta kalamamışlar muhtemelen. Ya da başarı şansları olmamış gibi gözüküyor. Yani ama izleri evet, bulunuyor şeyde. İzleri bulunuyor. Evet, yani aslında öyle korkunç olanlar, yani katiller ve vahşiler oluşuyor, oluşmuyor değil ama şu anda başat hale gelemediler. Çünkü biz onlarla çok ciddi bir mücadele ediyoruz. Hem biz mücadele ediyoruz, yani organizmamız mücadele ediyor, hem de virüsün şu anki baskın türleri de mücadele ediyor onlarla. Dolayısıyla birazcık daha sakin olmak lazım. Tabii ki korkacağız bundan. Burada birazcık da böyle çeşitliliğe de dem vuralım. Yani çeşitlilik arttıkça bu baş edebilme kapasitemiz de, hani tırnak içinde resilience dediğimiz dayanıklılığımız da artıyor. Yani sadece biz değil, diğer virüsler de rekabet ediyor. Onlar da savaşıyor dedik ya. Tabii. Yani çeşitliliğin gücünden kaynaklanan bir faktör bu herhalde. Evet. Kesinlikle öyle. Buna viral fitness diyorlar. İşte viral nasıl denir? Yarı tür hipotezi falan da diyorlar. Yani böyle bir şey var. Çeşitlilik güzel bir şey. Yani her türlü. Peki Naci, soracağım. Hep böyle konuşuyoruz. Hani virüs mutasyona uğradı mı, uğramadı mı? Yani mutasyon tam olarak ne? Mutasyon şöyle bir şey. Burada mesela virüsteki mutasyonla aslında virüs için söyleyecek olursak iyi yönde bir değişiklik virüs adına konuşursak. Mutasyon bizim terminolojimizdeki, insan terminolojisindeki, insan DNA'sındaki terminolojisi hastalığa neden olan, hastalık oluşturma potansiyeli olan genetik değişiklikler. Yani sizin bir proteininizi kodlayan bir gen vardır. Mesela insülin geni olsun o gende bir motif değişikliği olur. İşte orada bir nükleotik, yani DNA'nızda bir kalıcı değişiklik olur. Oradaki şifrede bir değişiklik olur ve artık o insülin üretilemez hale gelebilir. Ya da üretilen insülin işe yaramaz bir hale, güdük bir hale gelebilir. İşe yaramaz bir şey olur. İşte bu durumda o insülinden biz fayda göremeyiz. İnsülini o hale sokan genetik değişikliğe biz mutasyon diyoruz. Bu mutasyon bizde sık bir şekilde olur ama bizim DNA'mız üzerinde bunu onaran bir takım yapılar var. Bu değişiklikleri sürekli onarıyor, tamir ediyor. Bizi hayatımız boyunca bunlardan koruyor. Koruyabildiği kadar. Sıklıkla biz mutasyonları normal hayatımızda kanser olarak görürüz. Yani kanserlerin altında yatan
Nedenler genelde bu bozucu mutasyonlar, bozucu değişik genetik değişiklikler oluyor. Yani bu da böyle çok uzun uzun konuşurken de böyle güzel bir konudur ama burada hani şimdi konu bu olmadığı için ben oraya hiç girmeyeceğim. Yok, aslında şöyle de hani konuşmanın içeriğinde neler olsun diye konuşurken değinmiştik. Yaşam okulunda da bu konuyu anlatmıştın sen. Yani ölümsüzlüğü keşfeden bir hücre. Senin ilgi alanın ve yaptığın iş de birazcık o. Yani kanser etiği üzerine çalışıyorsun. Yani ve kanser hücresinin ölümsüzlüğü keşfetmiş bir hücre olduğunu söylemiştin hayranlıkla. Bunu da birazcık hani virüsle bağlantılandırabiliyor muyuz o zaman? Bağlantılandırabiliriz. Aslında virüslerle kanser hücreleri birbirlerine benzerler. Çünkü ikisi de pervasızdırlar. Yani bulundukları organizmaya bir iyilik yapayım niyetinde değillerdirler. Ve virüslerle kanserleri örtüştüren şeyler de işte bu virüslerden genomumuza kattığımız faydalı genetik şifrelerdeki bozuklukların bir kısmı bizi kanserde yapıyor aslında. Yani böyle kafaları çok dağıtmak istemiyorum ama bizim evet, kanser hücresi ölümsüzlüğü keşfetmiş bir hücre. Bizim vücudumuzda bu hücreler oluşuyor ve bu kanser hücresi de bir tane değil. Bir sürü yoldan bunu keşfediyor. Yani biz Gılgamış'ın suyunu arar gibi sağda solda bu şeyleri arıyoruz ama aslında bizim içimizde bir hücre grubu var ki bunu keşfediyor ve hiç ölmüyor. Yani siz onu öldürmediğiniz sürece çoğalmaya, çoğalmaya, çoğalmaya devam ediyor. Bununla ilgili bir takım mekanizmaları halletmiş vaziyette. İşte herkesin bildiği en çok bilinen bu telomer hikayesi. Yani kromozomlarımızın bizim bu kromozomlarımız var. İşte anne ve babamızdan miras aldığımız. Onlar böyle paket pakettir. Her bir paketin iki ucu vardır. Bu uçları kapatılmıştır. Daha doğrusu uçlarındaki şifreler herhangi bir şeye karşılık gelmezler. Bir işe yaramaz diyelim o şifreleri ama aslında çok önemli bir şeye yarıyor. Her hücre bölünmesinde biz bu telomerlerin uçlarından biraz kaybederiz. Ama bu kayıp bizi etkilemez. Çünkü orada işe yarayan yani proteine dönen yaşam sağlığımızı sağlayabileceğimiz bir şey yoktur orada. Bir şey üretilmez orada. Fakat bu kısalma her hücre bölünmesinde devam eder, devam eder, devam eder. Kromozomlar kısalır, 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 kısalır. Ta ki bizim hayatımızda çok önemli olan bir proteini kodlayan bir gene gelene kadar. İşte ondan sonra artık yaşlılık ve ölüm sürecimiz o hücre için başlar. Ama virüsler beni andı. Kanser hücresinde böyle bir şey yok. Ve bu mekanizmayı geriye çevirebiliyor. Ama sadece bu yok. Yani sayamayacağım kadar çok kanser var. Yani akciğer kanserinin bile 20'nin üstünde alt tipi vardır. Ve her biri işte hematolojik kanserler var, işte meme kanseri var, beyin tümörleri var. Bunların birçoğunda hücre ölmemek için, sonsuz derecede çoğalmak için bir yol buluyor. Sadece organize değil, dezorganize. Yani aslında biz insanlar organize canlılarız. Belki de bunu bir zaman sonra hayatta belki geçiririz, belki geçirmeyiz. Yani böyle bir şey var. Ben Dediğim bu burada bırakayım istiyorsan. evet, yani kanseri ayrıca konuşabiliriz hani bu mesafeden, yani kanseri ölümsüz keşfetmiş bir hücre tanımıyla konuşuyoruz. Çünkü Bırakalım. sesi bile birazcık bazen pek çok insanı rahatsız edebiliyor kanserin. Öyle bir negatif kodlamamız var o hastalıkla ilgili. Belki Çok doğru. hastalığa birazcık değişir de. Evet, Konu katılıyorum. sohbetler bitmez. O yüzden onu başka bir sohbet sözü alayım ben sen onunla Tamam. ilgili. Çok sevinirim. Katılıyorum. Çünkü şimdi burada bizi dinlemek isteyen dostlar işte bu virüs konuşmak ve virüsü dinlemek için gelmiş olabilirler. Kanser hakikaten çok hassas bir konu ve bunu konuşurken de seçilen kelimelere çok dikkat etmek lazım. O yüzden de onu ayrı bir şekilde konuşmak. Çünkü Onun orada söyle, söyle. Pardon. Orada şöyle bir şey oluyor Güneş'in. Bazen bir şeyi tam anlatmayınca ve yarım kalınca insan aklı orayı kendi dogmalarıyla dolduruyor. Ve Doğru, haklısın. o boşlukların başka şeylerle dolmasına müsaade etmemek lazım. Özellikle böyle ciddi Aynen. işlerde.
O yüzden onu başka bir gün konuşalım. Doğru, haklısın, haklısın. Onu zaten ayrı bir şekilde konuşuruz. Şöyle bir soru gelmişti biraz önce. Onu ben not aldım. Türleşme ve virüs bağlantısı, yatay gen transferi bağlamında. Bununla ilgili söyleyeceğim bir şey olur mu? Böyle bir soru geldi. Olur. Olur, evet. Türleşmede virüsler baş harfist. Yani özellikle insan insan türleşmesinde şöyle bir şey var. İşte insanoğlu 300 bin yıldır bu topraklarda yürüyor. 300 bin yaşında gibiyiz biz. Virüslerin insan genomuna katılımıyla bizim insan atalarımızın, çok ileriki insan atalarımızın, yani bu işte milyonlarca yıl önceki insan atalarımızın ortaya çıkışıyla virüslerin bizim genomumuza katılım paralellik gösteriyor. Ama şu anda bunu sadece insan üzerinden okuyorum. Bunu diğer hayvanlar için ve diğer canlılar içerisinde okumak mümkün. Bitkiler için de okumak mümkün. Çünkü dediğim gibi o kadar savruk bir molekül ki bambaşka, sizin gen havuzunuza yepyeni genler katarak o gen havuzunda bir yaşam denemesi yapıyor. Bazen bu ölümcül bir sonuç veriyor. Bu denemeyi yaptığı canlı belki ölüyor ama bazen de süre çok uzun, milyonlarca yıl. Bu soktuğu genler o canlıda kabul görüyor. İşte tornavidasını unutan su tesisatçısı gibi biz o tornavidayı kullanıyoruz ve bambaşka bir güç kazanıyoruz. Türleşmede virüslerin katkısı inanılmaz. Yani bu tartışma bile götürmüyor. Çok önemli bir yeri var. Bizim genomumuzun %8'i virüs motifleri içeriyor. Kimisi birebir çalışan, kimisi de kısmen çalışan. Yani virüsten diyelim 4-5 tane gen katılmış, 3 uyuyor fakat çalışanıyla biz bir sürü şey yapıyoruz. İşte yabancı başka patojenlerle savaşıyoruz. Hiç bizim repertuarımızda olmayan bir proteini üretir hale geliyoruz. Mesela şöyle bir hipotez vardır. İnsanlar karbonhidratları bir sürü yerde sindirebilir ama mesela karbonhidratları ağza sindirilmemizi sağlayan şalter bir viral şalter. Yani belki o bizim genomumuza katılmasaydı biz böyle şekerli şeylerden çok hoşlanmayabilirdik de. Yani bunu şu anda ben tabii hipoteze ediyorum ama böyle işleri var. İnanılmaz. Böyle... Gerçekten yani bir dinleyenimiz şey demiş, düzenli bir program mı yapsanız müthiş oluyor bu program. Gerçekten ben de şu an donuk olduğum için görmüyorsunuz ama jest, mimik, gözler, kalkış, kaşlar oynuyor falan. Yani böyle kendimden geçtim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Kestim. Orada tamamlayacağım bir şey var mıydı? Yok, tamamlamayacağım. Şimdi bu sıkıcı konulardan daha eğlenceli konulara geçelim. Canlı mıdır, cansız mıdır? Virüsler canlı mıdır, cansız mıdır mevzusunda bir kere bazı şeyleri kavramların içerisine sıkıştırmaya çalışmaktan ben vazgeçtim en azından. Çünkü virüse bakınca canlılıkla ilgili, canlı nedirle ilgili bir soruyu sorup öyle yol almaya çalışıyorum. Şimdi insanlar canlılığı tarif ederlerken hepimize şimdi sorsak deriz ki işte çoğalma. Hemen aklımıza o gelir. Canlılıkla örtüştürdüğümüz şey bu. Canlılıkla ilgili işte daha böyle az düşünelim, işte yemek yeme, enerji üretme vesaire, hareket falan, böyle bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama aslında canlı dediğimiz şey doğum ve ölüm arasında sıkışmış varlıklara biz genelde insanoğlu olarak canlı diyoruz. Yani bir canlıdan bahsederken biz onun bir doğumundan bahsediyoruz, bir de ölümünden bahsediyoruz. Yani ille bir sınırlama koyacaksak, bunu düşünürken kendimizi rahat hissetmek istiyorsak böyle şeylerde, illa bir kavram koyacağım ben diyorsak, ben bu sınırı böyle koyayım. Yani doğan ve ölen şeylere biz canlı diyelim dersek eğer, o zaman biraz rahat ederiz bu virüsleri düşünürken. Bu tanımın içine bakteri giriyor mu mesela? Tabii bakteriler de çoğalıyorlar. Bakteri çoğalır, kendisine ait bir sürü yapısı vardır, tek bir hücredir ama doğar. Yani bir bakterinin çoğalmasını doğum olarak, yeni bir bakteriye dönüşmesi, işte bir hücrenin iki tane olması, bölünmesi bir doğum diyebilirsin. Kabul edebilir. Evet, kabul evet. Tabii bu dediğim gibi kavramların içine girdiğim zaman bir takım kabullenmeler peşi sıra geliyor. Evet. Virüs de bundan bir vazgeçsek çok iyi olacak. Çünkü dediğim gibi bir şey mi dedin?
Yani şey diyecektim, yani canlılığın da net bir tanımı yok ki zaten. Yani evet. Çok yani olur. Çok. Evet, rivayet muhtelif. Tabii ki ispatlamaya çalışıyoruz ama neyin canlı canlı olduğunu da çok net bir şekilde söyleyemiyoruz aslında. Tabii. Tabii. Ama şimdi soru bu olunca virüs canlı mıdır, cansız mıdır deyince ben de bir çerçeve çizmek zorundayım bu sorunun Ya. içerisinde düşünmek için. O yüzden Evet. bunları yapıyorum. Yani kendi başıma aslında buralarda pek gezmeye çalışmıyorum bir canlı türüne bakarken. Burada şöyle bir şey var. Evet, bu lafı çok uzatmamalıyım değil mi aslında? Burada Bir kerte de söyle ya. mesela şöyle. Bana göre canlı tarafı daha ağır basıyor. Çünkü virüsler şöyle, bir genetik materyal taşıyor. O genetik materyal bir benlik ve bir şuur. Aslında o genetik materyalin üzerinde bir bilgi var. O bilgi onun yaşamsallığı için çok önemli. Fakat nesi yok? Bunu okuyabilecek okuyucuları yok. Bunun mutfağına sahip değil. Virüs ihtiyacı olan her şeyi parazitleştirmiş. Yani taşeronlaştırmış, kendisine barındırmıyor. Bu şekilde yaşam, bu şekilde yaşıyor. Bu şekilde bir canlı. Böyle bir canlı o. Mesela bir taş canlı mıdır diye soralım. Hani basit, düzünden soralım. Bir taşa canlı dememiz için elimizde bir takım veriler var mı? Bence yok. Yani çok zorlarım bir taşın. Evet. Bayağı zorlarım onun canlı yapabilmek için. Ama virüste çok daha konforluyum. Öyle zorlamıyorum. Virüsün bir doğumundan bahsedebilirim. Ölümünden de bahsedebilirim. Ortasındaki o kısmı beni biraz tedirgin ediyor. Ama sana şimdi senin çok iyi bildiğin bir şey soracağım. Muhtemelen de biliyorsundur ama tohum canlı mıdır, cansız mıdır? Çok benzer. Gerçekten benim de aklıma gelen bir örnek o. Çok Evet, senin haklısın. aklına geldiğini düşündüğüm için bunu soruyorum. Yani tohum Evet, canlı mıdır, cansız mıdır? can potansiyeli taşıyan ve uygun şartları olduğunda içinden canlılık fışkıran bir materyal yani. Madde. Ama aslında herhalde biz canlılık tanımını biraz genişletmek zorundayız. Yani Ya bazı kavramları. taşlar da canlı biliyorsun. Yani her şey titreşir. Hani Tolga ile geçen hafta onu konuştuk. Her şey Evet. titreşir. Özelinde genişletirsek biz bunu. Hı. Ve zaten hani pek çok öğretide, işte şamanik öğretilerde vesaire de canı şeyin taşın bile canı var. Yani hatta Hı o hı. özenle davranılması gerektiğini düşünüyorlar onlar tabii ki. Ama bilimsel çerçevenin içinde kaldığımız zaman dediğin gibi tanımları Evet, biz indirgemek. genel geçer canlı tanımını yaparken kullandığımız donelerden hareket edersek diye ben bu çerçeveyi çizmek ve buradan yürümek için söylemiştim bunu. Yani bana göre ben canlı tarafına koyuyorum onu. Yani yekten cansız diyemem. Yani virüsler cansızdır dediğim zaman bu benim içime pek sinmiyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bir yaşam alternatifi bizim için gözümüzün önündeki. Yani bundan sonra ne tarafa doğru gider virüsler bilemeyiz ama yaşamsallık, yaşam formları içerisinde, canlılık formları içerisinde yer alan bir aktör, bir eleman. Bunu cansızlar dünyasına rahatlıkla atamıyorum ben. Bu sebeplerden dolayı. Şimdi hemen kaç dakikamız kaldı? 7 dakikamız kaldı ama ben donuk olduğum için acaba gidip geri mi gelsem diye düşünüyorum. Çünkü rahat mısın benle böyle donuk bir fotoğrafla konuşuyor gibisin? Evet, donuk bir fotoğrafla koyayım. Dönen bir çemberle konuşuyorum yani aslında şu anda. Birazdan hipnotize olacağım. Belki bambaşka şeylerden bahsedeceğim. Yok yok. Şimdi sen evet ne söyleyeceksin? Son olarak da soracağım bir şey var sana. Peki, hemen şunu söyleyeceğim. Şimdi beni fırsat bulmuşken şundan bahsetmek istiyorum. Yani işte virüs acaba laboratuvarda mı üretildi? Bu virüs insan yapımı mı nedir falan gibi sorular herkes soruyor. Çok da haklılar. Fakat Evet. bu soruyu sorarken, yani bu virüs nereden geldi sorusunu sorarken bu soru, yani virüs bir laboratuvar yapımı mıdır değil midir sorusu Naci olarak benim listemde bayağı gerilerdi. Genetikçi olarak bakınca da aslında çok samimi olarak söyleyeyim. Ben öyle bir iz göremiyorum benim bilgim çerçevesi içerisinde. Hani birisi yapmış gibi durmuyor. Şu anki benim aklımın yettiği kadarki şeyiyle söylüyorum.
Sanki bir natür gereği böyle olmuş gibi. Ben öyle görünüyor gerçekten. Yani bunun içinde zorlayamayacağım kendimi. Evet, bu laboratuvar yapımıdır diye. Bu öyle yani, doğa bunu üretmiş gibi duruyor. Fakat benim listemin başında başka bir şeyler var. Şimdi felaketlerle felaket etmeni arasındaki ilişkiyi doğru olarak kuramazsak eğer, kitlelerin ve bireylerin eyleme geçme yönündeki iknamız zayıf oluyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi deprem ülkesindeyiz. Deprem felaketiyle, depremin yarattığı hasarla ve bizi bekleyen felaketle depremin nedenlerini, yani bir felaket ve bu felaketin nedenlerini bizim çok net bir şekilde ortaya koymak zorundayız, doğru bir şekilde. Yoksa insanlar nezdinde bu bir karşılık görmüyor. Şimdi deprem binayı yıkar, tamam, bu felaket bu. Nedeni ne? İşte kötü binalarda oturmamız, değil mi? Bunu hepimiz ikna ediyor. Kesinlikle çok doğru bir noktaya temas ediyorsun. Evet. Bunu hepimiz çok iknayız. Bunun için en ufak bir şüphemiz yok. Ne yapıyoruz? Onu eyleme geçiyoruz. Diyoruz ki o zaman doğru evlerde oturalım. Şimdi konu virüs olduğu zaman hemen akla ilk gelen şey, bu bir insan yapımı mıdır oluyor. Olabilir, bu bir sorudur. Ama diğeri de mesela, o bana daha tehlikeli geliyor. İşte bu bir iklim felaketinden oldu. İşte insanların doğaya hor kullanmasından dolayı oldu. Şimdi bunu söylediğiniz zaman, bunu söyleyen insanın bir sorumluluğu var. Şimdi iklim felaketinden olduğu bir farazi olarak kalmaması lazım. Bunun içini doldurmak zorundasın. Çünkü bu, evet, iklim felaketinden olduğu dediğin zaman üstüne o yüküyü atıyorsun gibi geliyor. Ne yapacaksın o zaman? Hani depremde evin bozuksa evini onarıyorsun, ama iklim felaketi olduğu zaman ne yapmanla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Bu çok böyle kaygan bir yerde gezindiriyorsun insanları. Evet. Burada bu işle ilgili insanların, yani doğayı vesaireyi düşünen insanların biraz böyle laflar etmesi gerektiği bir yerde geziyoruz şu anda. Tam zamanı bununla ilgili. Şimdi bu virüsle ilgili mesela benim gördüğüm çok ürkünç şeyler var. Şimdi hayvan pazarlarında, bu uzak doğu hayvan pazarlarında vahşi hayvanları insanlar yakalayıp satıyorlar. Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış. Diyelim ki böyle bir vahşi hayvan, insanla alakası olmayan bir hayvanı siz kafese kapatıyorsunuz. Onu bir pazara getiriyorsunuz. Bunlar belki kimisi bir yarasa, kimisi bir şempanze, kimisi işte pangolin denen hayvan, kimi bilmediğimiz ya da şu an hayalimizde olmayan bir sürü hayvanı insanlar yakalıyorlar. Bunları egzotik oldukları için satıyorlar ya da yiyorlar. Yani korkunç bir şekilde. Şimdi bu hayvan kafesin içerisinde dururken o hayvan pazarında şöyle bir ruh halinde. Korkunç bir halde. Korkudan ölüyor. Etrafta bir sürü, o an hiç özgürce hoplayıp zıplarken ormanda, bir anda o kafesin içine takılmış. Etrafta bir sürü kendisi gibi ya da tanımadığı bir sürü canlı var. Doğadaki hayvanların en önemli özelliği, sen de çok iyi biliyorsun, yalnızdırlar onlar. Yani aslında böyle çok kalabalık da sevmezler. Yalnız onları bir anda bir kalabalığın içine koyuyorlar. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Bu hayvanların bağışıklık sistemi neredeyse yok. Yani iptal vaziyetteler stresten dolayı. Ve eğer o hayvan içerisinde zaten virüs varsa 10 katına çıkıyor. Parazit varsa 10 katına çıkıyor. Hayvan zaten bitik vaziyette. Ve o hayvanı yemek zorunda değilsin. O hayvanın işte dışkısı, teri, şusu, busu falan, nesi varsa artık onunla bulaştığın zaman da o hayvan senin için bir tehlike haline geliyor. Mesela bu çok korkunç bir şey. Yani buna biz nereden geliyoruz? İklim, şöyle bir şey var. İnsanoğlunun vahşi yaşam alanlarını işgal ettiği anda şöyle bir olay oluyor. Yalnız, tekeş tükeş yaşayan bu canlılar ister istemez artık komüniteler haline gelmeye başlıyorlar. Yani hayvanların sosyal davranışları değişmeye başlıyor. Normalde insandan hayvana geçen virüsler genelde bizim ehlileştirdiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlarda daha fazla var. Vahşi hayvanlarda bu virüsler, yani insandan hayvana geçen virüslerin sayısı çok fazla değiller. Çünkü bu hayvanlar tek tek yaşadıkları için kendi içlerinde de böyle bir repertuar çok barındırmıyorlar. Ama sen bu hayvanları bir araya getirdiğin zaman o hayvanların içerisinde de böyle bir repertuarın oluşmasına sebebiyet vermeye başlıyorsun. Birinci etkin bu oluyor senin.
İkinci etkin, sen bu hayvanların yaşam alanlarını işgal ettiğin zaman, hayvanların besin alanlarını yok ettiğin zaman, hayvanlar senin yaşam alanına yaklaşmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla aslında hiç temas etme ihtimalin olmayan bir sürü tuhaf hayvanla yakınlaşıyor hale geliyorsun. Dolayısıyla o hayvanlarda hiç bilmediğin, hiç daha önce tahmin etmediğin virüstü, işte parazitti vesaire de senin üstüne gelmeye başlıyor. Biz ehlileştirdiğimiz ve evcilleştirdiğimiz hayvanların biyolojik repertuarıyla barışık olduk artık. Yani insanların atlarla birlikte yaşaması binlerce yıl ya da kedilerle ya da koyunlarla, tavuklarla. Ama bu hayvanlarla hiç böyle deneyimimiz yok. Hiçbir repertuarımızı paylaşmıyoruz. Dolayısıyla artık onlara çok yakın hale geldik. Mesela bu bir faraziye değil. Bu sene televizyonda, haberlerde ben hiç görmediysem en az 4 kere çöplük karıştıran domuz, ayı falan gibi şey. Ben bunu şaşkınlıkla karşılıyorum. Mesela Van'daydı galiba, değil mi? Çöplüğü basmış ayılar. Hem de ayılar. Normalde doğada Evet. tek tek yaşayan bir hayvandan bahsediyoruz. Hani Evet. Evet. dağcılık yapan arkadaşlar vardır. Ben hani hiç görmedim ayı sürüsü. Çok nadirdir. Yani tekeş tekeş yaşayan hayvanlar bunlar. Şimdi bu mesela bir şey söyleyeceksin galiba. Orada bir şey de var. Yani şimdi mesela geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ormanlarda bu hayvanları besleyen pek çok besin kaynağını biz insanlar olarak şeyden çıkardık. Mesela ayıların beslendiği yabani meyve ağaçları vardı. Onları orman ağacı statüsünden çıkardığımız için işte orman temizleme vesaire adı altında koruma alanı şeyinden çıktı bu şeyler, türler, canlılar. Ve ister istemez orman bu hayvanları besleyemez hale geldi. Ve tabii ki işte hep özellikle kışın falan açlık olduğu için hep böyle köylere inen yaban hayvanlarından falan bahsederiz ama ekstra bir etkimiz var yani gerçekten insan olarak yaban hayatı üzerinde büyük bir etkimiz var. Bunlar işte bizim onlarla karşılaşmamızı mümkün hale getirdi. Bir de siz bunu bir hayvan pazarı haline dönüştürüyorsanız Uzak Doğu'da olduğu gibi. Yani çok büyük bir risk altında oluyoruz. Şimdi şöyle bir çalışmalar var. Bu hayvandan insana bulaşan virüslerin %50'si gibi zaten bizimle birlikte yaşayan canlılardan, tavuklar mesela kanatlardan çok bize böyle şeyler geliyor. İşte diğer büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan. Yaban hayatı ile ilgili durum nedir dediğimiz zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü o kadar çoklar ki bilmediğimiz bir alandayız. Ve işte böyle bir pazarı kabul etmek, böyle bir vahşi hayvanları lar üzerinden bir hayat pratikleri oluşturmak bizim için hiç doğru değil. Mesela bu tip hastalıkların avcılarda daha fazla görüldüğü ortaya çıkıyor. Çünkü o yaban hayvanlarını vuruyor, onu sırtında taşıyor vesaire falan. Yani bu konularda birazcık daha düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela bu konuda tam söylediğin konuda hani virüs insan yapısı mıdır, yaban hayatından mı, işte özel üretim midir vesaire midir? Bunu gerçek anlamda ne olduğunu bilemeyeceğimizi düşünüyorum. Bilsek ne olacak? Yani öyle bir durum var bir de. Yani bilsek tabii bilimsel anlamda bir sürü şey olacak ama sosyolojik anlamda yani bizim bundan sonraki yapacağımız sorumluluğu üzerimize atmayacak bir Evet. o her ne olursa olsun. Öte taraftan hani iklim değişikliği, iklim krizi nedeniyle oldu olmadı değil. Burada esas olan şey yani iklimden dolayı değilse bile iklim krizinin içinde bulunduğu yani iklim krizi bir tepe kriz. Bu kriz zaten niye ciddiye almıyoruz? Çünkü böyle pandemi gibi direkt maruz kalamıyoruz henüz. Yani çiftçi mifçi kalıyor da normal şehirlerde yaşayan insan hala marketlerin rafları dolu, hala şakır şakır akabiliyor. İstanbul'un bugün değil, yarın başlarız biz bu iklim krizine karşı gibi bir rejim. Halbuki işte bütün bu yani iklim krizi denen şey bizim immün sistemimizi yani insanlık olarak ve gezegen olarak immün sistemimizi zayıflatan bir zayıflığından dolayı ortaya çıkan bir Katılıyorum. hikaye. Güzel metaforik böyle analojiler kurabiliriz yani bu Evet. virüs pandemisiyle şey arasında. Çok 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 katılıyorum gerçekten. Evet.
Şunu diyeyim. Evet, ben Çantepe'nin virüsüyüm. Peki şimdi bir daha son sorum. Sizin laboratuvar bir çalışma yapıyor. COVID-19'la ilgili. Bununla ilgili bahsedebilir misin? Sorayım mı yoksa sormak mı? Yani şöyle kıyısından da dolanayım. Bu korona ile ilgili benim gibi genetikle uğraşan insanların birçoğu çalışıyor. Şu an çünkü zaten ben tıbbi genetik anabilim dalında çalışıyorum. Kanserle ilgili çalışan bir yeriz biz sıklıkla. İşte başka hastalıklara da bakıyoruz. Hani ayda 1000'e yakın hastaya hizmet veren bir bölümümüz var bu anlamda. Fakat şu an tabii hastalarımızın sayısı oldukça düştü. İnsanlar artık evlerindeler. Koronanın böyle yan etkileri var. Şu an kanser hastalarına çok az hizmet veriyoruz mesela. Korkudan gelemiyorlar ama o testlerin yapılması lazım. Üzülüyoruz o açıdan. Biraz sıkıntımız var. Ama korona üzerinde çalışıyoruz. Üç farklı projede çalışıyoruz. Bir tanesi herkes gibi korona tanısı yapıyor bizim ekibimiz. Yani şu anda o tanı işinde çalışıyoruz. Bir tanesi bu şeyin dizilenmesi, koronavirüsün genomunun belirlenmesi ve onunla ilgili. Orası da biz heyecanlı bir yeriz. Onunla yüz yüze geliyoruz çünkü o canlıyla. Değişimini bakıyoruz. Ne oluyor buna diye bakmaya çalışıyoruz. Bir de işte bunun tanısı ile ilgili yeni bir yöntem peşindeyiz şu anda. Tanısını koymakla ilgili. Uğraşıyoruz yani. Bir sürü insan uğraşıyor şu an ülkede. Bir sürü insan bu işle uğraşıyor. Evet ve dünyada değil mi? Dünyada da. Karıl Ve hani karıl. bu çok güzel bir şey. Çünkü bu bilgi paylaşmak güzel bir durum. Bunu da umarım korona bir şey olacak, bir güzel bir ne de, iklim oluşturdu. İşte bizim söyleyeceğimiz bir takım kelimeler oluyor. Biz onu bir uçağın arkasına takıyoruz. Böyle havada artık bizim kelimelerimiz, bizim söylediğimiz sözler uçuşmaya başlıyor. Sonra bambaşka bir insan dünyanın başka bir tarafından başka bir uçağın arkasına başka bir kelime koyuyor. O da gökyüzünde uçuşuyor ve bir sürü böyle uçuşan uçakların arkasında kelimeler gibi şu an dünya. Ve bundan çok mutluyuz. Hani bizim hiçbirimizin amacı hem Türkiye'deki benim gibi bu işle uğraşan ya da dünyadaki böyle uçaklarımızı birbirimize çarpıştırıp kelimelerimizi yok etmek istemiyoruz biz. Onları böyle serin kanlılıkla uzaktan bakıp bütünü görmek peşinde herkes şu anda. Ve o açıdan güzel yani her şey iyi gidiyor. Sen bir şey yapıyorsun, o başka bir şey yapıyor. İşte ortak çalışmalar vesaire. Şu an böyle ilerliyor aslında hayat bir bakıma. Ve aslında bir bilim insanının kariyeri, araştırma kariyeri hayatı boyunca çok ender rastlanabilecek bir Evet, şey değil mi bu? bence Yani de. de hani bütün küresel anlamda olan bir Tabii. hikaye yani neticede hepimiz için böyle ama bilim insanları için de ayrıca bir Tabii. şey var. Şu an herkes Özellik. bir, evet çok önemli. Herkes bir yere bakıyor ve bir sürü bilgi oradan geliyor tabii. Öte taraftan şey de birlikte çalışma kültürünü de belki bu sayede deneyimlemiş. Çünkü Evet. birlikte çalışma kültürümüz de çok insanlık olarak zedelenmiş durumda. Yani o imeceydi, şuydu, buydu. Herhalde Aynen. onun da böyle bir denemesi gibi inşallah Öyle vesile oluyor. oluyordur. Şey yapıyorum. Yani Peki Şimdi buyurun. tabii bu kadar felaket vesaire Çamtepe'nin virüsü olmaya geleceğim ama şunu söylemek zorundayım. Gerçekten dünyayı mahvetmiş vaziyette bir haldeyiz. Hani Çamtepe Yaşam Okulu'nda da hep konuştuğumuz ve oradaki ortak akılladığın hep altını çizdiği şey var. Yani bu korkunç bir hal, insanoğlunun hali. Az önceki o korkunç örneklerdeki gibi. Ya şey var. Muzungu diye bir şey var. Biliyor musun bilmiyorum. Muzungu kelimesi. Bu Afrika'da Muzungu. muzon, evet muzungu. Bu bilen dostlar vardır muhtemelen. Bu Afrika'da muzungu beyaz adam demek. Şu anda Afrika sokaklarında mesela birisi gittiği zaman arkasından muzungu muzungu diye bağırıyorlarmış. Hatta muzungu diye tişörtler satın alıyorsun. İşin dehşet verici tarafı da şu. Bundan yüzlerce yıl önce aslında muzungu bu anlamında kullanılmıyor. Muzungu istelik anlamında kullanılan bir kelime o topraklarda. Beyaz adam Afrika kıtasına geldiği zaman işte toprağa adım atır atmaz bulduğu her hayvanı öldürmüş, işte bir sürü hastalık bulaştırmış.
Her şeyi sömürmüş, mahvetmiş o toprakları. Dolayısıyla insanlar bunları görünce isterik anlamına gelen muzungu demişler ve bu kelime yıllar sonra unutulmuş ve şimdi beyaz adam anlamına geliyor. Yani o Ali Harikalar Diyarındaki kelimelerin değişmesi gibi bir şey bu. Şimdi ben de şöyle diyorum, acaba bir müddet sonra insan neye karşılık verecek? Hani isteriklik beyaz adama karşılık geliyor ama böyle giderse insan bambaşka bir şeyin karşılığı olacak. Bize gelen uzaylılar bu dünyaya geldiği zaman insanın karşılığı onların dilinde de bambaşka bir kötü bir şey olacak diye gözüküyor bana. O yüzden sıkıntılıyım. Yani sıkıntı. Evet. Muzungu. Çok Evet. iyiymiş. Gerçek. Şey, kelime fonetik olarak da böyle ses. Evet. Tam da içeriyor yani. Evet. Ben Evet. gene dondum galiba. Öyle Sen şeyler dondun geliyor ama ama evet, problem değil. Ben evet. devam ediyorum. Şimdi ben niye Çamtepe'nin virüsüyüm? Bunu da bitireyim ben istersen. Bitmiyorum. Çamtepe'yle o kadar çok şey söylesim var ki ama söylemeyeceğim. Orada söyleriz bunu. Tatlıda çok konuşuruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi muhtemelen bu konuşmanın başında konuyu bilenler biliyorlardır ama virüslerin bir tarafını ben altını çok çizmek istedim. Virüs tabii ki bizi hasta eden, öldürme potansiyeli olan bir şey, bir canlı. Ama virüslerin bu özelliği onların çok baskın bir özelliği değil. Bizi hasta etme potansiyelleri tabii ki var, olacak da. Kitlesel ölümlere sebebiyet de verirler, olabilir bu da. Ama asıl başka bir tarafları var işte. Bizim yaşam sağlığımıza çok önemli bir rol oynuyorlar. Bütün dünyanın ve canlılar için çok kıymetliler. Ama virüsün kendisine de bir bakmak lazım. Yani kendisinde de bir durum var. Bize benzeyen bir durum var. Ya Çamtepe'ye benzeyen bir durum var. Şimdi virüs kendisinde bir bilgi taşıyan bir varlık. Efendim? Kapsül, kapsül, Kapsül. bilgi kapsülü. Bilgi kapsülü o. Fakat aslında kendisi dedim ya, okunamayan bir kitap o. Okunamayan bir haiku yani kendisi. Kendisinin potansiyel var. Onun dışarıya çıkabilmesi için bir yaşam alanına gitmesi lazım. Yaşayan bir yere varması lazım. Bir hücrenin içine girdiği zaman o normalde herkesin dışarıdan bakıp da ya bu cansız dediği virüs hücrenin içerisine girdiği zaman o hücreyi bir anda bağlık bahçelik ya da bir felaket yerine çevirebilecek bir güce sahip olduğunu görüyor. Çamtepe de öyle. Aslında ben oraya her gidişimde oraya gelen insanlarda bunu fark ediyorum. Aslında o insanlar kendilerindeki potansiyellerin belki farkındadırlar tabii. İnsanlar artık kendi potansiyellerinin farkında. Ama o potansiyelleri hep dışarı vurabilecek bir yer arıyorlar. Çantepe bu iş için çok iyi bir yer. İnsanlar oraya gelsenin oraya geldikleri zaman bambaşka bir şey oluyorlar. Yani hiç düşünmediği, o güne kadar fark etmediği bir şeyi düşünür hale geliyor. Onun da ötesine öyle fikirler ortaya atıyor ki şaşıp kalıyor insan. Ben çok beslendim Çamtepe'den. Çok hani bir sürü şey öğrendim oraya. Aynı bir virüs gibi oradan aldım, bilgileri çaldım, kaçtım uzaklaştığımızda. Harikasın. Harikasın. Ve Sağ olun. Aynı şeyleri senin için yapıyoruz, biliyorsun. ve hani bir o yüzden ben Çamtepe'nin virüsüyüm. Öyle olmaya da devam edeceğim. Sen istesen de istemesen de. Ondan ve böyle olan bir sürü insan tanıyorum. Aslında çok enteresan. Mesela sen belki bir sürü tuhaf insan da karşılaşmışsındır orada. Böyle niyeti çok belli olmayan ama oradaki atmosfer sebebiyle bir müddet sonra harika bir insana dönüşen benim bizzat gördüğüm birileri vardı orada. Hakikaten çok sevindim. Yani bir yerin bir insanı dönüştürebileceğine de şahit oldum ben Çamtepe'de. O yüzden de çok seviyorum. Orayı seni kutluyorum. Çok iyi bir iş. Çok güzel bir yer. Bizi oradan mahrum etmemiştim. Hep beraber inşallah. Şey, yani zaten her zaman kapı açık, sana hep söylüyorum. Ben de çok memnunum. Zaten şey, yani hani hakikaten merak konularım içerisinde hep onu söylüyorum. Çamtepe'den en çok kim faydalanıyor derseniz ben faydalanıyorum. Yani sürekli orada olan ve çeşitli türde, hakikaten en birinci virüsü benim Çamtepe'likten. Okay. Benim söyleyeceklerim bu Orada kadar gibi sanki.
Ne, çok teşekkürler. Çok dolu dolu bir sohbet ettik. Yeşin şey demiş, virüsü sever hale geldik vallahi, sağ olasın demiş. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle Daha oldu. Çok mutluyum. devamını şeylerde. Umarım. Çok sağ ol. Vaktin için çok teşekkürler. Ağzına Ben sağlık. çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de çok sevgiler. Ben göremedim kimler dinledi ama arada sırada böyle yakaladım bazı arkadaşları. Ortalama 80 girdi çıktı ve 3 kere koptu, bağlandık biliyorsun yeniden Evet. ve hızlı geldiler. Yani çok yorumlar da çok çok güzel bir sohbet, devam edin diye böyle bir coşku var. Çok mutlu Sağ oldum. olasın. Teşekkürler. Çok Çok sevgiler kolaylıklar herkese. Sağ olun. çalışmalarınızda. Sağ ol Güneş'im. Görüşürüz. Öpüyorum seni.